Yine bir gün intikam zamanı gelmişti. İlk hedefimiz Çilasan'da. Serkan'la kasabada beraber geziyorduk. Günde en az 2-3 defa kahveye gidiyorduk. Yine bir gün kahvede otururken Çilasan yanımıza yaklaştı. Benim hakkında mı konuşuyorsunuz diyerek geldi bizi sorguladı. Biz de yo dedik, ne senin hakkında konuşacağız diyerek onu masadan uzaklaştırdık. Daha sonra tekrar dışarı çıktığımızda yine karşılaşmıştık sokakta yürürken. Bir defa yine sordu. Dedi siz dedi benden bir şey mi istiyorsunuz? Sürekli de karşılaşıyoruz dedi. Bir defa Serkan evet dedi. Biz dedi senden tarlanı istiyoruz dedi. Oraya ev yapacağım dedi. Çok güzel bir yerim var dedi. Daha sonra Çilasan bize size tarla marla yok diyerek bize kızdı. Tarla benim diyerek bizim yanımızdan uzaklaştı. Biz de Serkan'la kahveye geldik. Oturduk. Dedik bir plan yapalım. Sonra düşünürken aklımıza bir şey geldi. O sırada tam Çilasan geldi. Karşı masaya oturdu. Biz o sırada Serkan'la kağıt üstüne bir şeyler yazmaya çalışıyoruz. Bu bizim ne yaptığımızı merak etti. Yanımıza gelecekti ki tam o sırada Serkan ayağa kalktı. Dedi, ben gidiyorum dedi. Ben de hayır dedim, şimdi olmaz dedim. Daha sonra gitti. Ben de arkasından geldim. Arkasından gittim. O sırada Çilasan da bizi takip etti. Kasabada köşenin başına vardığımızda tekrar arkamıza baktık. Bizi takip ediyordu. Biz de artık plan başlamıştı orada. Serkan dedi artık bu hazineyi çıkaralım. Ben de dedim olmaz dedim. Çilasan'ın tarlayı almazsak çıkaramayız dedim. Daha sonra Çilasan bunu duydu. Oyuna gelmişti. Diğer gün Çilasan'a baktığımızda daha olmamış buydaları 2 ay vardı olmasına ekinleri biçmeye başlamış. İnsanlar hayretleriyle şaşırıyordu. Ne yapıyorsun sen diyerek. Çilasan karışma benim işime. Turfanda buğday diyerek mutlu bir şekilde ekinlerini biçti. Daha sonra tarlasını traktöre sürdürdü. Kepçeleri altına kaldırdı, hiçbir şey çıkmadı. Çilasan düşündü, en sonunda yanımıza geldi. Siz dedi, beni kandırdınız mı? Böyle bir şeyler duymuştum sizden dedi. Biz de yo dedik, böyle bir konuşma olmadı aramızda diyerek başımızdan savduk. Daha sonra Çilasan gitti, tarlasının etrafını telezgölle çevirdi. Daha sonra yanına bir sandalye koyarak orada tarlasını beklemeye durdu. Artık Serkan'la biz oyunun bu kadar uzun sürmesi gerektiğini ve artık bir son olması gerektiğini aklımıza geldi ve Çilasan'a gittik. Çilasan orada beklerken biz olanları ona anlattık. Bir ders niteliğinde olduğuna da. Öykü olay bu şekilde oldu ve geçti. Lisanda, dilde, sürçülisanda diyor. Bir küsur ettiysek affola.